Merhaba edebiyat severler. Bugünkü konuğumuz Sabahattin Ali. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce sizi kısaca tanıyalım. Kimdir Sabahattin Ali? Toplumcu gerçekçi akımında yer alıyorum. Eserlerinizde işlediğiniz konular nelerdir? Eserlerimde eşitsizlikler, sosyal bozukluklar, töre, acılar, halkın sorunları önemli yer tutar. Eserlerinizde başka hangi konulara değinirsiniz? Kadın ve aşk, roman ve hikayelerimde en çok öne çıkan konulardandır. Sanat anlayışınızı da öğrenebilir miyiz? Toplum için sanat anlayışını benimserim. Sadece roman ve hikaye türünde mi eser verdiniz? Hayır, şiirler yazdım, çevirilerim de mevcut. Hikayelerinizde Mopassan tarzı olay hikayesinin özelliklerini görüyoruz romantizmden etkilendiğim için şiirlerimde de lirik bir duyuş görülür. Şiirlerinizde halk şiirinin etkisi görülüyor. Birçok şiirinizin bestelendiğini görüyoruz. Evet, doğrudur. En merak ettiğim romanınız Kürk Mantolu Madonna. Bu roman hakkında neler söylemek istersiniz? Raif Efendi'nin Almanya'da tanıştığı Maria Purder, diğer adıyla Kürk Mantolu Madonna ile olan aşkı kitabın konusudur. Peki diğer popüler romanınız olan İçimizdeki Şeytan hakkında neler söylemek istersiniz? Balıkesir'den başlayıp İstanbul'da son bulan aşk serüvenleri anlatılır. Bu serüvenlerde üç temel şahıs vardır. Macide, Ömer ve Bedri. Peki sizden son olarak eserlerinizi türüne göre açıklamanızı istiyoruz. Hikaye, Değirmen, Kağan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk şiir, dağlar ve rüzgar, kurbanın serenadı ve öteki şiirler, bütün şiirleri, roman, kuyucaklı Yusuf, içimizdeki şeytan, kürk mantolu madonna, tiyatro, esirler. Peki, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ne demek, rica ederim. Evet edebiyatseverler, bugünkü konuğumuz toplumcu gerçekçi akımının en önemli sanatkarlarından olan Sabahattin Ali'ydi. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.